Allah Allah. Hayırdır ya? İlk defa bir nöbeti vukuatsız bitiriyoruz galiba. Oo, saat 8:30 olmuş. Ne yapıyorsunuz bugün başkomiserim? Çok yoruldum Selim ya. Şöyle gidip biraz dinlenmek istiyorum. Sen ne yapacaksın? Valla sinemaya mı gitsem diye düşünüyorum. Acayip bir film gelmiş diyorlar. Korku. Valla. Yapma Selim ya. Hayatımız zaten gerilim. Bari romantik bir şeye git. Yok ya, romantik falan. Korku iyidir. Korkularınızın üzerine gidin. Vallahi. Aman Allah'ım, bu ne? Telefonun var mı? Yaşıyor mu acaba? Alo, iyi günler. Beykoz Gölü'nde bir ceset buldum. Acil polis lazım. Yaşıyor olabilir. Ambulans da gelsin. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Hadi. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Beykoz Gölü'nün kıyısında bir kadın cesedi bulunmuş. Tam olarak nerede bulunmuş? Dudullu Mahallesi mevki. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilerisinde. Orman Müdürlüğü'nün arka tarafı. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine hareket ediyoruz. Al işte. Vukuatsız bir gün diyordum. Kolay gelsin. Kimliğini tespit edebildik mi? Maalesef başkomiserim. Ellerinde izler var. Evet başkomiserim. Büyük ihtimalle bağlamışlar kızı. İşkence etmiş olabilirler mi? Bariz bir izler rastlamadık başkomiserim. Alnında ve başının arkasında büyük darp izi var. Ne buldun? Çalıların arasında kan izleri var. Ayrıca lastik izleri de aşağı yukarı 10 metre ileride bitiyor. Aracı bırakıp kızı taşımış olmalı. Daha doğrusu sürüklemiş. Kan izlerine bakılırsa da kızı başka bir yerde öldürmüş olmalı. Yaralı da olabilir Selim. Belki de kızı ölüme terk etmiştir. Lastik izlerini aldınız mı? Yağmurdan dolayı kısmen bozulmuş ama aldık başkomiserim.
Bir ayakkabı izleri? Onlarda durum daha kötü komiserim. Bir şey söylemek çok zor. Ayrıca cesedi bulanlara ait ayakkabıları karşılaştırmak amacıyla aldık. Cesedi kim olmuş? Şuradaki sabah sporuna gelen adamla buradaki balıkçı bulmuş komiserim. Tamam, sen balıkçıyla konuş. Başla. Merhaba. Cesedi siz mi buldunuz? Ben buldum. Alpay Demirtan, 43 yaşında. Cesedi bulan şahıs. Nasıl buldunuz? Ben balıktan dönüyordum. Yolda giderken cesedi fark ettim. O sırada o eşofmanlı arkadaş o da fark etti. Oktay Sarıcan, 33 yaşında. Cesedi bulan şahıs. Sabah koşuya çıkmıştım. Yerde yatan birini gördüm. Yanına gittim. O sırada balıkçıyla karşılaştık. Telefonumu istedi, verdim. Polisi aradı. Cesede dokundunuz mu? Komiserim, ben sadece yaşayıp yaşamadığını anlamak için şöyle bir dokundum. Koşmaya çıktığım için cep telefonumu yanıma almamıştım. Balıkçının telefonundan polisi aradık. Tamam, sağ ol. Amatör işi. Geride çok fazla iz bırakmışlar. Vallahi hiç sevmedim ben bu olayı. Sanki böyle kanım çekiliyor. Bir şey var ama. Nasıl bir şey? Bilmiyorum ya. Ters bir şey. Nasıl desem. Size de oluyor mu öyle? Yani bir ceset bulduğunuzda sanki ona borçluymuş gibi hissediyor musunuz kendinizi? Endişelendiriyorsun beni. Bilmiyorum, vallahi elimde değil. Hani her ceset buluşumuzda aynı şey oluyor. Sanki bizden olayı çözmemizi bekliyormuş gibi geliyor bana. E, gidip çözelim o zaman. Hadi. Yerde yatan genç kadın büyük bir olasılıkla başına sert bir cisim vurularak öldürülmüştü. Ve bunu kimin ya da kimlerin yaptığının cevabı kesinlikle buradaydı. Olay yeri inceleme uzmanları hiçbir şey apaçık ortada göründüğü gibi değildir diyerek işe koyuldular. Burası muhtemelen sekonder bir olay yeriydi. Yani katil kadınla önce başka bir yerde karşılaşmış, sonra onu canlı ya da ölü buraya getirmişti. Şimdi içinde savcının, polislerin, adli bilimcilerin, belki de akademisyenlerin yer alacağı büyük bir takım oyunu başlıyordu. Olay yerindeki bir hata yüzünden başarısızlığa kimsenin tahammülü yoktu. Bakalım bu kez bana yine kusursuz cinayet yoktur dedirtebilecekler mi? Boğuşma izi yok, işkence izi yok. Ama elleri bağlanmış. Kızı kaçırmış olabilirler. Ve öldürüp deniz kenarına atmışlar. İyi de niye? Belki de bir şey öğrenmek istiyorlardı. Söylemeyince de öldürdüler. Ya da söyledikten sonra. Başkomiserim. Kızın kimliğini tespit ettik. Adı Pelin Onur. Bir hafta önce pasaport yenilemesi için başvuruda bulunmuş. Onur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın hissedarlarından. Ev adresi var mı? Var başkomiserim. Buyurun. Nasıl bilmiyorsun? Yeter artık, üstüme gelme bu kadar. Bilmiyorum işte. Kim geldi Nur? Polisler. Pelin Hanım'ı soruyorlar. Gönül Onur, 40 yaşında, maktulün ablası. Böyle olacağı belliydi. Hep senin yüzünden. Saçmalama Gönül. Nereden bilebilirdim? Dedim ben sana. Dedim. Ne olur yapma Gönül. Ben böyle olmasını ister miydim? Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden işte. Selim. Lütfen siz böyle gelir misiniz? Lütfen biraz sakinleşin. Lütfen. Otur.
Korhan Sönmezer, 48 yaşında. Gönül'ün arkadaşı. Gönül Hanım neden saldırdı size öyle? Ben sadece ona yardım etmek istemiştim. Korhan Bey, ne olduğunu anlatacak mısınız? Pelin, çarşamba günü kaçırıldı. Kaçırıldı mı? Evet. Peki neden polise haber vermediniz? Korhan istemedi. Pelin'in öldürülebileceğinden korktum. Yine de polise gelmeliydiniz. Belki de kızın ölümüne siz sebep oldunuz. Nereden bilebilirdim ki? Bu tür adamları iyi tanırım ben. Tek amaçları paradır. Parayı verirsek Pelin'i bırakabileceklerini düşünüyorum. Ne kadar fidye istediler? 2 milyon lira. 2 milyon lira? Hı hı. Oldukça yüksek bir miktar. Parayı vermezsem Pelin'i öldüreceklerini söylediler. Telefonla mı aradılar? Hayır. Perşembe sabahı bir e-mail geldi. Kardeşin elimizde. Onu tekrar görmek istiyorsan 2 milyon lira hazırla. Yeri ve zamanı bildireceğiz. Polise gidersen kardeşin ölür. Aman yarabbim. Pelin'i aradım ama cebi kapalıydı. Ne yapacağımı bilemedim. Hemen Korhan'a haber verdim. Pelin'in cep telefonunun izini sürmeye çalıştım ama bir işe yaramadı. Yani neden kendi kendinize dedektifliğe soyunduğunuzu anlamadım. Benim işim bu. Bir güvenlik şirketim var. Anladım. Bunun için Gönül Hanım'a polise gitmemesini söylediniz. Hı? İş size kalsın diye. Alakası yok. Gönül Hanım'ın güvenlik işlerine siz mi bakıyorsunuz? Evet. Ya şirketin? Bütün güvenliği ben sağlıyorum. Ama yanlış iz üzerindesiniz. Gönül Hanım benim çok iyi arkadaşımdır. Kardeşini de uzun zamandır tanırım. Bu işi çözmem için herhangi bir ücret talep ettiğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Korhan Bey'in dışında Pelin'in kaçırıldığını başka bilen var mı? Hayır. Peki parayı bankadan mı çektiniz? Sanıyorum. Tam olarak bilmiyorum. Anlayamadım. İşlemleri Emre Bey halletti. Pardon ama Emre Bey kim? Finans müdürümüz. Ama ona kardeşinizin kaçırıldığını söylemediniz. Hayır. Kaçırıldığını bir tek Korhan biliyordu. Pelin Hanım'ın kaçırıldığını başka kimseye söylediniz mi? Tabii ki söylemedim. Bir saniye lütfen. Kusura bakmayın ama başka soracağınız soru yoksa şirkete gitmem gerekiyor. Pardon bir saniye Korhan Bey. Doğru mu anladım? Yakın arkadaşınızın kardeşi kaçırılıyor. Siz polise gitmek yerine olayı kendiniz halletmeye çalışıyorsunuz. Sonra kızın öldüğünü öğreniyorsunuz ama şirkete gitmeniz gerekiyor. Öyle mi? Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Acil bir durum. Gitmek zorundayım. Kusura bakmayın. Bu durumda sizi bırakamam. Önce sizi merkeze kadar yoracağız. Anlamadım. Şimdi benden mi şüpheleniyorsunuz? Lütfen zorluk çıkarmayın. Burada bekleyin beni. Korhan'la konuştuktan sonra Emre'yi arayıp nakit 2 milyon hazırlamasını söyledim. Öğleden sonra bir mail daha geldi. Heh, mesaj geldi. Ne diyorlar? Parayı siyah bir çöp torbasına koyarak cuma günü saat 11'de Tahtakale'deki Tomur Sokağı'na gel. Sokağın köşesinde bir çöp konteyneri göreceksin. Parayı konteynere bırak. Yanında birini görürsek kardeşin ölür. Polise haber verirsen kardeşin ölür. Para eksik çıkarsa kardeşin ölür. Merak etme. Hiçbir şey olmayacak. Parayı verirsek Pelin'i bırakacaklar. Sizin için zor olmayacaksa parayı bıraktığınız yere birlikte gidebilir miyiz? Tabii. Ama önce kardeşimi görebilir miyim? Tabii. Gönül Hanım'ın laptopunu alalım. Gelen mailleri bilişimdeki arkadaşlar incelesinler. Belki IP adresini tespit edebiliriz. Tamam. İsterseniz ben de burada kalıp Pelin'in odasını inceleyeyim. Tamam Selim. Çocuklara söyleyelim. Korhan Bey'i merkeze alalım. Tamam. Sizin için sakıncası yoksa komiser Selim burada kalıp araştırma yapacak. Belki bir ipucu buluruz. Hizmetçim Nur size yardımcı olur. Tamam. Tamam. Merkeze görüşürüz.
Buyurun. Nasıl öldürmüşler? Henüz bilmiyoruz. Otopsiden sonra belli olacak. Otopsi yapmamanızı istesem? Maalesef. Yapmak zorundayız. Belki de size haber vermiş olsaydım, kardeşim kurtulacaktı. Kendinizi suçlamayın lütfen. Kardeşimi kimin öldürdüğünü bulacaksınız, değil mi? Hiç merak etmeyin. Ancak bize yardımcı olmanız gerekiyor. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Kardeşinizi en son ne zaman gördünüz? Çarşamba günü, öğleden sonra. Teşekkürler. Ben çıkıyorum abi. Nereye gidiyorsun? Cana. Akşam çok geç kalmadı, şu işleri bir konuşalım artık. Tamam, görüşürüz akşam. Görüşürüz. Görüşürüz. Can kim? Pelin'in erkek arkadaşı. Cep telefonu var mı sizde? Var tabii ama çarşamba akşamından beri ulaşamıyorum. Cebi kapalı. Korhan o günden beri araştırıyor ama izini bulamadı. Ya ne yalan söyleyeyim, hiç sevmezdim Can Bey'i. Yani işten pazarlıklının biriydi. Ama Pelin Hanım feci kaptırmıştı kendini ona. Ne kadardır birlikteydiler peki? Neredeyse bir yıl oluyor. Ne iş yaptığını biliyor musunuz Uğurcan Bey? Boş gezenin boş kafasıydı işte. Baba parası yiyor. Tam adresi var mı? Ezbere bilmiyorum. Ama şirkette vardır. Bir süre önce bizim sitelerden birinde bir ev aldı. Emre Bey kesin biliyordur. İsterseniz ben arayıp öğreneyim. Siz zahmet etmeyin. Biz buluruz. Tamam. Efendim başkomiserim. Selim, Gönül Hanımların şirkete gidip Emre Bey'le konuşur musun? Öğren bakalım 2 milyon lirayı takip etmemizin bir yolu var mı? Tamam. Sen bir şey bulabildin mi? Bu kızın Can diye bir sevgilisi varmış. Öğrendiğim kadarıyla pek tekin birine benzemiyor. Biliyorum. Çarşambadan beri kayıpmış zaten. Adresi Emre Bey'de varmış. Şirkette işim bittikten sonra bir yokla bakalım. Başlıyor. Tamam. Caddede arabadan indim. Korhan beni arabada bekledi. Daha sonra elimde çöp poşeti konteynere kadar yürüdüm. Parayı çöpe bıraktım. Daha sonra da geldiğim gibi geri döndüm. Sonra da fidecilerden haber çıkmadı. Hayır. Eve gidip bekledim ama. Sizi eve kadar bırakalım. Bugün yeteri kadar yorduk zaten. Tuna. Hanımefendiyi evine kadar bırakalım. Bir şey çıkarsa haber verirsiniz değil mi? Hiç merak etmeyin. Katili mutlaka yakalayacağız. Başkomiserim, olayın üzerinden çok zaman geçmiş başkomiserim. Bir şey bulmamız çok zor gibi görünüyor. Bu kalabalıkta ortada delil falan kalmayacağını bildikleri için burayı seçmişler. Tamam, gelsin. Sağ ol. Rica ederim başkomiserim.
Kolay gelsin. Buyurun, hoş geldiniz. Başkomiser Orhan. Buyurun komiserim. Vitrindeki kameralar kayıt yapıyor mu? Bazıları yapabiliyor komiserim. Kameraların dün sabah kaydettiği görüntüleri bulabilir miyiz? Elbette komiserim. Kapı üstündeki kamera günde 24 saat 5 gün boyunca kesintisiz kayıt yapabiliyor. Bir bakabilir miyiz? Tabii. Evet. Emre Bey. Evet. Emre Güngör, 43 yaşında, finans müdürü. Biraz zamanınız var mı acaba? Tabii buyurun. Umarım önemli bir şey yoktur. Kayıtlarına el koymamız gerekiyor. Tabii komiserim, ne demek? Birazdan bir arkadaş gelip alır. Gönül Hanım nakit 2 milyon isteyince bir şeyler olduğundan şüphelenmiştim. Fakat sormaya cesaret edemedim. Peki o kadar parayı bulmak bu kadar kısa zamanda zor olmadı mı? Yok, şirketimiz Türkiye'nin en büyük 3. gayrimenkul ortaklığıdır. Yıllık ciromuz yaklaşık 1 milyar lirayı bulur. Vay, şimdi anlaşılıyor Pelin Hanım'ın neden kaçırıldığı. Evet. Gönül Hanım'dan başka ortağı var mıydı şirketin? Şirketin hissesinin yarısı Pelin Hanım'a aittir. Rahmetli babaları öldükten sonra şirket ikisine kaldı. Şimdi tamamı Gönül Hanım'a kaldı. Evet. Peki Can Bey, onu tanıyor musunuz? Tabii, Can Bey Pelin Hanım'ın sevgilisi olur. Bundan birkaç ay önce yeni yaptırmış olduğum sitelerin bir tanesinde bir dubleks aldı. Peki adresi var mı sizde? Tabii, mutlaka kayıtlarımızda mevcuttur. Hemşerim, bir uyan bakalım. Ne oluyor be? Bu üstündeki tulumu nereden buldun? Babamdan kaldı. Tamam, gidip bir babanla konuşalım o zaman. Tuna, alalım bu arkadaşı. Ferhat. Bak Ferhat, söyleyeceklerin çok önemli. O yüzden iyice düşün. Tulumu çöpte bulduğunu söylemişsin. Doğru mu? Vallahi buldum komiserim. Baktım yepyeni bir tulum. Hava da soğuk. Çektim üzerime gıcır gıcır. Yemin ederim çalmadım komiserim. Tamam, çalmadın. Biliyoruz. Peki çöpe atan adamı gördün mü? Görmedim. İyi düşün. Görmüş olabilirim. Kafam bir dünyaydı. Hatırlamıyorum başkomiserim. Efendim Selim. Tamam, hemen bir arama izni çıkartıp evi aratalım. Artık gidebilir miyim başkomiserim? Daha değil Ferhat. Önce şu tulumu iyice bir inceletelim. Olay yeri inceleme ekibi kapıyı açarak maktulün sevgilisi Can'ın evini aramaya başladılar. Thank you.
oldu Selim? Koran Bey'den bir şey çıktı mı? Yok, bir şey çıkmadı. Ama adamın cep telefonunu ve son yaptığı aramaları incelemeye aldık. Şu gelen mesaj? Şirketi aradım. Gerçekten de adamın acil bir işi çıkmış. Korhan Bey'in imzaladığı çeklerden biri yazdırılmış. Bankayı araması için acil mesaj atmışlar. Deride bir yara oluştuğu andan itibaren canlı organizma bir dizi biyolojik işlemle tedavisine başlar. Bu işlemlerin hangi sırada, ne şekilde ve ne sürede gerçekleştiği iyi bilinirse yaranın ölümden önce mi, sonra mı? Yani vitalitesi. Ya da bugün izlediğiniz olaydaki gibi birden fazla yara varsa bunların aynı zamanda mı yoksa farklı zamanlardan mı meydana geldiği, kısacası yara yaşı anlaşılabilir. İki yara arasındaki zaman farkının iki gün, üç ay ya da bir yıl olduğu uzun zamandır söylenebiliyordu. Şimdi gayretler iki yara arasındaki saat hatta dakika farkını bulabilmekte. Genetiği değiştirilmiş hayvan deneyleri sayesinde yaranın iyileşmesi için kullanılan temel moleküller belirlenmiş durumda. Yakın gelecekte sitokinler, büyüme faktörleri ve kemik iliğinin sentezlediği progenitör adlı hücreler aracılığıyla yaraların ölümden ne kadar önce meydana geldiği, kısacası yara yaşı, çok daha doğru biçimde belirlenecek. Başkomiserim. Olay yerinde maktulün kıyafetlerinde ve tulumda konfetiler bulduk. Detaylı inceleme sonucunda hepsinin aynı olduğunu tespit ettik. Nasıl aynı? Yani aynı yerde üretilmişler. DNA sonuçları çıktı mı? Tulumda Ferhat'la birlikte kimliği belirsiz bir erkek DNA'sı daha tespit ettik başkomiserim. Ayrıca maktulün üzerindeki gömlekte de bir erkek DNA'sı tespit ettik. Ya Can'ın evinden toplanan deliller ne oldu? İncelemeye devam ediyoruz Selim. Rapor ancak sabah elimizde olur. Tamam Zeynep, sağ ol. Önemli bir şey çıkarsa sabaha bekleme. Tamam başkomiserim. Buyurun. Ne diyorsunuz? Kime ait çıkacak sizce DNA'lar? Senin tahminin ne? Benim bir numaramda Can var. Adam kızın sevgilisi. Kayıp. Nerede olduğu belli değil. Ablası kızın en son Can'a gittiğini söylüyor. Sizce? Ablası. Doğru. O da olabilir. Yani kız öldükten sonra bütün şirket ona kalıyor. Korhan'la aralarında bir ilişki olabilir. İkisi birlikte mi yaptılar diyorsunuz? Kızı kaçıran adamları Korhan bulmuş olabilir. Şu Korhan'ı da bir araştıralım. Doğru. Bir de Emre var. Yani hiçbir şeyden habersiz gibi ama bilmiyorum işte, bir şey var adamda. Ama beni biliyorsunuz zaten, kimi görsem suçlu zannediyorum. Ama o da her ihtimali değerlendirmek için. En iyisini yapıyorsun Selim. Şüphe doğru yola götüren en iyi kılavuzdur. Onu da araştıralım. Can'ın banka hesaplarını ve kredi kartlarını da takibe aldırdım. Önünde sonunda bir şey çıkacaktır. Maktulün ağız çevresinde morluklar mevcut. Kaçırdıkları sırada susturmak için ağzına vurmuş olmalılar. Büyük ihtimalle. Dudak içlerinde de diş izleri mevcut. Kız kurtulmak için çırpınırken dudaklarına ısırmış. El bileklerindeki izleri görüyor musun? Plastik bir kelepçeyle bağlanmış gibi görünüyor. Saç diplerinde ve kreasında, yani soluk borusunda kırmızı lifler bulduk.
herhangi bir tecavüz belirtisi yok. Kanında rutin kontrollerini yaptığımız herhangi bir kimyasal madde ya da alkolde tespit edilmedi. Peki ölüm sebebi? Başında iki tane önemli yara tespit ettik. İkisi de farklı cisimler tarafından farklı zamanlarda yapılmış. Farklı cisimler mi? Evet. Şu yara bayılmasına sebep olmuş olabilir ancak öldürücü değil. Ölümcül olan yara şu. Etrafında taş ve toprak kalıntıları tespit ettik. Taşla vurmuş olabilirler mi? Olabilir. Kalıntıları analiz için laboratuvara gönderdik. Peki ölüm saatini söyleyebilir misin? Yaklaşık olarak 30-32 saat. Yani cumartesi sabaha karşı. Evet. Sabah 6 ila 8 arası. Uzunluğu çapından kat kat fazla olan ve bir kumaşın en küçük birimi olarak tanımladığımız lifler, birbirine temas eden iki kişi arasında, kişiyle eşya arasında ya da iki eşya arasında aktarılırlar. Buna primer lif transferi denir. Transferin ne ölçüde kolay gerçekleşeceği, lifin uzunluğu, yapısı, dokuma tekniği, temasın süresi gibi parametrelere bağlıdır. Lifler bir suçun aydınlatılması, suçlunun bulunması, bulunduğunda anlattıklarının doğru ya da yalan olduğunun anlaşılmasında çok işe yarar. Bu nedenle olay yeri incelemesi sırasında lif delillerinin bulunmasına özel olarak gayret edilir. Kaçırıldığı söylenen, ardından ölüsü bulunan Pelin Onur'un saç diplerine ve soluk borusuna takılıp kalmış birkaç kırmızı kumaş lifi ya onu öldürenin giysisinden ya da öldürüldüğü mekandaki bir eşyadan kaynaklanıyordu. Ayrıca soluk borusunda da aynı lifin bulunması nedeniyle o sırada hala nefes alıp verdiği sonucuna varıldı. Selim. Bilişim'den rapor geldi. Fidyecilerden gelen e-maillerin geldiği IP bulunmuş ama yeri tespit edilememiş. Nasıl edilememiş ya? Özel bir hidden IP programı kullanmışlar Selim. Maillerin geldiği IP adresi de Rusya'da görünüyor. Can'ın cep telefonunda da hem Pelin'e hem de başka bir numaraya gönderilmiş aşk mesajlarına rastladık. Başka bir numara mı? Evet. Pelin'i aldatıyor muymuş yani? Maalesef bunu öğrenmek senin işin Selim. Tamam. Başka? Pelin'in üzerindeki gömlekte bulduğumuz erkek DNA'sı Can'ın evinde bulduğumuz DNA örneğiyle aynı. Yani gömlek Can'a ait. Emin misin? Yani sarılmış olamazlar mı? Hayır. Çünkü DNA'yı gömleğin yaka ve koltuk altı kısımlarında tespit ettik. Gömlek kesinlikle Can'a ait. Peki tulumdaki DNA? Maalesef Can'a ait değil. Yani çöp konteynerinden parayı başkası almış olabilir mi? Aynen öylesine. Ne yaptınız başkomiserim? Dükkandan aldığımız güvenlik kayıtlarını izliyordum. Gel sen de baksana. Parayı alan adam bu mu? Evet. Yüzü görünmüyor. Maalesef. Saat 11'e kadar orada mı beklemiş? Üstelik yalnızmış. Görüntülerde başka şüpheli kimse yok. Bir saniye. Bir şey mi var elinde? Bozuk para gibi bir şey çeviriyor. İyi fark ettin Selim. Demek ki böyle bir alışkanlığı varmış. Adam solak. Bazıları her ne kadar her iki elini kullanma becerisine sahip olsa da her 10 kişiden yaklaşık biri solaktır. Ve bu özellik soruşturma sırasında mutlaka göz önüne alınır. Kişinin kullanacağı el daha anne karnındayken belli olur. Hangisini ağzına daha yakın tutuyorsa ileride bir iş yaparken genellikle onu kullanır. Bazılarının neden sol elini kullandığını değişik şekillerde açıklamak mümkün. Ama bizi ilgilendiren solaklıkla suç arasında bir ilişki olup olmadığı. 15-20 yıl öncesine kadar suçla solaklık arasında bir ilişkinin bulunduğunu ileri süren bilimsel yayınlar çoğunluktaydı. Yeni araştırmalar böyle bir ilişkiyi reddediyor. Peki ne oldu? Aslında olan basit. Eskiden dünyanın her ülkesinde sol elini kullananlar küçüklüklerinden beri anne babaları, öğretmenleri tarafından azarlanır, hatta kullanmasınlar diye sol elleri bağlanırdı.
Bu baskı yüzünden pek çoğu doğru dürüst eğitim alamadı, meslek sahibi olamadı ve kendini dışlanmış hissetti. Eğitimsizlik ve işsizliğin kişileri suça ittiği bilinen bir gerçektir. Solaklığın bir tercih olmadığı anlaşıldıktan sonra bu durum ortadan kalktı. Sen ne yaptın? Korhan'la ilgili bir şey bulabildin mi? Çok önemli bilgiler edindim başkomiserim. Adam evli ve bankalardan birine kredi borcu var. Ve ödeme güçlüğü çekiyor. İşte bu çok ilginç. Adam işlerini büyütmek için bankadan yüklü miktarda kredi çekmiş. Fakat büyük şirketlerle yaptığı anlaşmalar yatınca adam ortada kalmış. Belki de gönüllü kullanıyor. Olabilir. Çünkü adamın çok paraya ihtiyacı var. Önce gönülün güvenini kazanıp sonra Pelin'i kaçırtmış olabilir. Ben gidip bir daha konuşayım şunlarla. Gönül Hanım, Orhan Bey geldiler. Buyurun Orhan Bey. Merhaba. Buyurun. Bir şey bulabildiniz mi Orhan Bey? Henüz değil ama Korhan Bey'in burada olduğunu öğrenince aslında kendisiyle görüşmeye gelmiştim. Bir sorun mu vardı? Özel bir konu. İsterseniz yalnız konuşalım. Ben Korhan Bey'i uzun zamandır tanıyorum Orhan Bey. Benden bir şey gizleyeceğini zannetmiyorum. O zaman maddi sıkıntı çektiğini de biliyorsunuzdur. Şu kredi borcundan bahsediyorsanız, evet. Peki ne kadar borcu olduğunu biliyor musunuz? Bunun ne önemi var ki şimdi? Korhan Bey'in kredi borcu faiziyle birlikte 1 milyon lirayı aşmış. Bu düşündüğünüz kadar vahim bir durum değil. Ben kendisine gereken desteği vereceğim. Belki anlamamışsınızdır, biz bir süredir birlikteyiz. Peki evli olduğunu biliyor musunuz? Ne? Demek ki bilmiyorsunuz. Gönül, ben söyleyemedim. Aslında biz... Komiserim, şu aradığımız adam vardı ya, Can Kutlu. Arkadaşlar kredi kartını kullandığını tespit etmişler. Nerede kullanılmış? Mecidiyeköy'de bir markette. Gönül Hanım'la ne kadar zamandır birliktesiniz? Yaklaşık 5 aydır. Maddi sıkıntılarınızın ortaya çıkmaya başladığı zamandan beri yani. Gönül'le parası için mi birlikte olduğumu düşünüyorsunuz? İsterseniz siz cevap verin bu soruya. Bu çok saçma. Şirketiniz iflas etmek üzereymiş. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Ne demek istediğimi anladığınızdan hiç şüphem yok. Gönül Hanım'ı uzun zamandır tanıyordunuz. İşler kötüye gidince tek bir çıkar yolunuz vardı. Gönül Hanım'ın kalbini kazanmak. Sonra da planınızı devreye soktunuz. 2 milyon lira bütün sorunlarınızı çözmüştür sanırım. Pelin'i benim mi kaçırttığımı düşünüyorsunuz? Gönül Hanım'a polise gitmemesini söylemediniz mi? Kaç kere tekrar edeceğim? Pelin'i öldürmelerinden korktuğum için gitme dedim. Kız yine de öldü ama. Benim bu olanlarla hiçbir ilgim yok. Tek isteğim Gönül'e yardım etmekti. Caner Ezgün, 26 yaşında, market çalışanı. Bak bakalım bu adamı hatırladın mı? Hayır, hatırlamam mı lazım? Bu sabah 11 civarı buradan alışveriş yapmış. Yanlışlık olmasın. Bugün gelmiş olsa kesin hatırlar. Kasada başka biri duruyor olmasın? Hayır, yalnız ben varım. Bak bu çok önemli, tamam mı? Fotoğrafa iyi bak. Adamın adı Can. Buradan kredi kartıyla alışveriş yapmış. Can mı? Bir dakika. Hatırlayabildin mi? Hala Hanım sabah alışveriş yaparken bu kartı kullandı. Tamam. Tutarı çekerken fark ettim. Kartın üstünde Can yazıyordu. Ama Hala Hanım iyi bir müşterim ve şifreyi de biliyordu. O yüzden fazla önemsemedim. Yoksa başına bir şey mi geldi? Yok, yok bir şey olmadı. Hayır. Hala Hanım nerede oturuyor biliyor musun? Tabii, en üst katta oturuyor. Bu ne adam? Evet, 8 oldu hani. Tamam, süper. Hale Tütüncü, 26 yaşında, güzellik uzmanı. Can Bey. Buralarda mı? Evet, burada. Bir saniye çağırayım. Can, bakar mısın? Can Kutlu, 28 yaşında. Maktul'ün erkek arkadaşı. Evet, buyurun. Merkeze kadar gelmeniz lazım Can Bey. Merkeze? Hayırdır? Bakacağız artık. Hayır mıdır, değil midir? Evet, nihayet bulduk Can'ı. Neredeymiş bunca zamandır? Sevgilisinin evinde. Sevgilisi mi? Evet. Hale adında güzellik uzmanı bir kadınla birlikteymiş. 2 kızı birden idare ediyormuş. Şerefsiz. Ya nasıl adamlar bunlar ya? Doğru düzgün ilişkisi olan biri çıkmayacak mı karşımıza?
Pelin'i en son ne zaman gördün? Çarşamba günü bana geldi. Sonra? Sonra da gitti. Herhalde bir ara gitti. Arada ne oldu diye soruyorum ben. Dingil. Gömleğin ışınlandı mı kızın üstüne? Ya evde oturmuş kahve içiyorduk. Kahve kızın üstüne döküldü. Çıplak gidecek hali yok ya. Gömleği giydi gitti yani. Hepsi bu kadar yani. Ne zamandır birliktesiniz Can'la? Neredeyse bir ay olacak. Pelin'le olan ilişkisinden haberiniz var mıydı? Çarşambaya kadar yoktu. Ben bakarım aşkım. Tamam canım. Nerede? Kim geldi aşkım? Aşağılık herif. Pelin ne işin var senin burada? Bunu sormaya geldim. Ama gerek kalmadı sanırım. Can kim bu kız? Asıl sen kimsin? Tamam sakin olun. Sakin sakin yok bir şey. Allah belanı versin. Sonra ne oldu? Hale'yi ikna etmek için dilimde tüy bitti. Bir yandan da iyi oldu aslında. Pelin'le olan ilişkimi bitirmeye çalışıyordum. Fakat anlamak istemiyordu. Yok ya. Karun kadar zengin kızı öylece bıraktın gittin. Öyle mi? Olmadı mı? Olmuyor işte. Yürütemedik. Bırak lan bana martabol okumayı. Alayınızın ciğerini bilirim oğlum ben. Sen şimdi güzel güzel bu iki kızla idare ediyordun. Zengin olandan paraları tırtıklayıp öbürüyle yiyordun. Aa, bir baktın. Kız aldatıldığını çakınca işler değişti tabii. Değil mi? Al yanaklı. Sen de para gelecek musluk kesilince kızı kaçırdın tabii. Yıllarca tırtıklayamayacağım parayı hop bir anda indirdin. Ya beni burada boşu boşuna suçlayacağınıza gidip ablasıyla konuşsanız daha iyi olur. O ne demek şimdi? Şirketi gönül yönetiyordu. Pelin ondan habersiz harcama bile yapmazdı. Öyle gayrimenkulden filan da anlamazdı. Kullanıyordu kardeşim. Ama Pelin'in aklı başına gelmişti. Şirketteki hisselerini satacaktı. Satacak mıydı? Evet. Araplarla görüşüyordu. Cuma günü satış işlemleri için Dubai'ye uçacaktı. Kontrol ettirdim başkomiserim. Can doğru söylüyormuş. Kız cuma akşamı Dubai'ye uçacakmış. Gönül de şirketin yarısını Araplara kaptırmaktansa tamamına konmayı düşünmüş olmalı. Fidye ayağına kızı kaçırtıp 2 milyon lirayı ödeyip kızı öldürttü. Aslında para fidye için değildi. Kızı öldürmeleri için ödenmişti. Aynen. Belki de Koran'la birlikte planladılar. Belki de Pelin'i öldürenleri Koran tutmuştur. En iyisi gidip Gönül Hanım'a soralım. Bugün öğrendiği şeyden sonra kolay çözülür. Ne diyorsunuz Orhan Bey? Kardeşim benim her şeyimdi. Nasıl böyle bir şey düşünürsünüz? Önemli olan benim ne düşündüğüm değil. Gerçekte neler oldu? Gerçek olan tek şey Pelin'i taparcasına sevdiğim. Tek gerçek bu. Babanızdan kalan şirketi yabancı birine satacak olmasına rağmen İşlerin bu noktaya geleceğini hiç düşünmemiştim. Yani hisseleri satmaya karar verdiğinden haberiniz vardı. Tabii ki vardı. Tartıştık hatta. Ama bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Beni kızdırmak için yaptığını sanmıştım. Eninde sonunda vazgeçer diye düşündüm. Ama vazgeçmedi. Hatta öldürülmemiş olsaydı hisseleri şimdiye kadar çoktan Dubai'deki bir iş adamına satmış olacaktı. Bence cuma günü Dubai'ye gideceğini biliyordunuz. Şirketin bir yabancıya satılmasını göze alamazdınız. Ölümünün şüphe çekmemesi için fidye oldukça mantıklı bir plandı. Parayı ödediğiniz için kimse sizden şüphelenmeyecekti. Adamlar parayı aldıktan sonra kardeşinizi öldürecek. Siz de şirketin başına geçecektiniz. Gerçekten bu kadar ciddi olduğunu bilseydim hisselerini ben satın alırdım. Neden bana söylemedi anlamıyorum. İster inanın ister inanmayın. Ne para ne şirket. Hiçbir umurumda değil. Kardeşim benim her şeyimdi.
uzun zamandır boş. İyi durumda. Güzel ama biraz fiyatı yüksek. Bu arabanın ne işi var burada? Bilmiyorum. Bir yanlışlık olmalı. Mithat Bey? Günaydın Selim. Günaydın başkomiserim. Kahvaltı yaptın mı? Yok, hiçbir şey istemiyorum. Midem bir garip. Üşüttün mü yoksa? Bilmiyorum ki ya. Yani elimi kaldıracak halim yok sanki. Gel bakayım. Ateşin var senin. Yok canım, siz de ne yaptınız? İki dakikada hasta ettiniz beni. Sana da yaranılmıyor ha. İyiyim ben, iyi. Bir şeyim yok. Bana yaramayan bu kış depresyona sokuyor beni. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Ayaz Ağa'daki soğuk hava deposunda şüpheli ölüm vakası. Adresi tekrar ediyorum. Ayaz Ağa Tekmin Sokak'ta 13 numaralı soğuk hava deposu. Anlaşıldı merkez. Olay yerine intikal ediyoruz. Ya bir günde uslu uslu oturun şu evinizde ya. İlla birilerini boğazlayacak. Sen gelme istersen. Git eve dinlen. Yok. Bir kere hasta psikolojisine sokarsam kendim bir daha hiç çıkamam. Hadi yürü o zaman. Cesedin kimliği belirsiz. Minivan içinde çalıntı ihbarı varmış başkomiserim. Bu bizim aradığımız minivan. İçinde konfetiler var. Cesedi kim bulmuş? Depoya gelen bir müşteri başkomiserim. Depo kiralık mıymış? Satılıkmış komiserim. Sahibi kimmiş? Bir şahsa aitmiş. Uzun zamandır da boşmuş. Tamam, sağ ol. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun başkomiserim. Üzerinden kimlik tespit etmeye yarayacak bir şey çıkmadı. Fidyecilerden biri olabilir. Bıçaklanmış. Evet başkomiserim. Hem de defalarca. Kapışmışlar anlaşılan. Diğeri daha hızlı çıkmış. Başka bir şey var mı? Kurbanın cebinde bir fiş buldum başkomiserim. Kumarhane fişi. Tamam. Ahlak masasını arar, hangi kumarhaneden olduğunu anlarız. Biz adli bilimciler için her pırıltı altın değerinde bir delildir. İnce alüminyum tabakaların ya da üzeri alüminyum buharla kaplı plastik yaprakların kesilmesiyle elde edilen küçük parçacıklar, kimi zaman bugün izlemekte olduğunuz gibi konfetilerden, kimi zaman bir kadının omuz başlarına sürdüğü güneş yağından bize göz kırpar. Ne yana dönsek ışık saçan yaldızlı bir ürünle karşılaşırız. Rujlar, pudralar, iç çamaşırları, yılbaşı süsleri, oyuncaklar, tebrik kartları, geçici dövmeler, boyalar, tutkallar, hatta balıkları cezbetmeye yarayan jeller. En önemlisi, pırıltılı olan her şey ideal bir delilde bulunması gereken ne özellik varsa içinde barındırır. Örneğin sıcaktan, güneş ışığından etkilenmez. Çürümüş bir bedenin üzerinde bozulmadan kalır. Üstelik katiller her temasın bir iz bıraktığını unutur ve kendilerinden mağdurun bedeni ya da eşyasına, ayrıca mağdurdan kendileri ya da bir eşyalarına
minik bir yaldız taneciğinin transfer edildiğini fark edemezler. Zeynep. Başkomiserim. Bıçaktaki parmak izi Maktül'e ait. Ama veri tabanında eşleşme yakalayamadık. Konfetiler? Minivanda ve depoda bulduğumuz konfetiler hem Pelin'in kıyafetindekilerle hem de tulumdakilerle tutuyor. Yani kızı kaçırdıktan sonra depoya götürdükleri kesinleşti. Ağzında bulduğumuz lifler de depoda bulunan kırmızı torbaya ait. Ya DNA sonuçları? Çıkar çıkmaz haber vereceğim başkomiserim. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Ne oldu? Şimdi de köşe kapmaca mı oynuyorsunuz? Ya çok ayıp ediyorsunuz ama başkomiserim. Dalga geçmeyin. Herkesin diline sakız oldunuz ya. Ne? Nasıl yani? Ne diyorlar? Kötü bir şey mi diyorlar? Senin için Mecnun, onun için de Leyla diyorlar. Leyla mı? Ha, şu Leyla ile Mecnun hesabı. Nasıl yani? Olmaz bu iş mi diyorlar? Şaka yaptım, şaka. Ne yaptın? Bulabildin mi kumarhaneyi? Fish Exodus kumarhanesine aitmiş. Yerini öğrendin mi? Beykoz'da. Ya hadi kıpırda o zaman. Nereye? Fotoğrafı alsana. Nasıl yardımcı olabilirim? Oyun oynamaya geldik birader. Ne oyunu? Poker. Yanlış bilgi almışsınız. Burada oyun falan yok. Burası özel bir mülkiyet. Al buyur. İlla dövdürecek kendini bana başkomiserim. Bana o at ne oldu birader? Ne oldu? Ha? Kulağın mı kaşındı? Bana söyle ben kaşırım ya senin kulağını. Patronun içeride mi? İçeride mi? İçeride. İçeride nerede? Merdivenlerden çıkınca soldaki ilk kapı. Destek çağıralım mı başkomiserim? Ahlak masası yoldadır zaten. Sen buna göz kulak ol, içeriye haber sızdırmasın. Başla. Geç şöyle, rahat dur. Atır, atır. Boşuna geldiniz buraya kadar. Kim ihbar ettiyse yalan söylemiş. İstersen bir ekip çağırayım, hep beraber bakalım buraya. Ne istiyorsun? Bu adamı tanıyor musun? Bizim Mustafa bu. Garsonluk işlerine bakar, ara sıra temizlik yapar. Bursa'ya ailesini görmeye gideceğim diye izin almıştı. Ne oldu, bir şey mi var? Sen sadece sorularıma cevap ver. Soyadını biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ama bizim çocuklar bilir. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Gerisini biliyorsun değil mi? Anlamadım. İki kere yakalanmış, yırtmışsın. Artık emekli olmanın zamanı geldi. Ama bu kadar lüks olmasa da hapishane koşulları gayet iyi artık. Emekliliğinin tadını çıkarırsın.
komşuya çıkmıştım. Yerde yatan birini gördüm. Kim diyor lan? Ederim sadece tesadüftü komiserim. Allah Allah. Ben de niye ışınıyor benim ellerim böyle diye düşünüyorum başkomiserim. Böyle var ya avuçlarımın içi yanıyor sanki birader. Ne tesadüfü lan? Dombiş. Bütün yollar sana çıkıyor oğlum. Cesedin yanında sen varsın. Sonra başka bir ceset buluyoruz. Kumarhaneye gidiyoruz gene sen. Ulan bir de utanmadan polise bıçak çekiyorsun. O neydi lan öyle? Ben şimdi alsaydım o bıçağı bir tarafına soksaydım. Ne yapacaktın? Konuş. Yemin ederim benim suçum yok. Mustafa yaptı. Gel lan atma lan. Çarpılacaksın. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne işin vardı o zaman cesedin yanında? Cuma gecesi Mustafa beni aradı. Söyle kardeşim. Konuşsana oğlum, ne oldu? Yardımın lazım. Başıma büyük bir iş aldım. Ne işi oğlum, anlatsana. Telefonda olmaz. Yüz yüze görüşmemiz lazım. Tamam, neredesin? Ayazağ'daki depo var ya. Hani kumarhanedeki masaları kaldırdığımız. Hemen geliyorum. Dur dur, gelme. Benden haber bekle. Benim şimdi gitmem lazım. Oğlum delirtmesene adamı, anlatsana. Küçükçekmece Gölü'ne gidiyorum. Ben seni arayacağım, tamam mı? Benden haber bekle. Dur 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 dur, iki dakika. Başına bir şey geldiği belliydi zaten. Hemen çıktım. Amma yazıyorsun ha. Koca yerde. Nereden bildin orada olduğunu? Bizim patronla başı dertte sandım. Kumarhanedeki ıskartaları attığımız bir yer vardı. Orada olabileceğini düşündüm. Bırak lan palavrayı. Kızı Mustafa ile kaçırıp paraları alıp öldürdünüz. Sonra da gidip oraya attın. Ama para az gelince Mustafa'yı da temizledin. Yemin ederim ben kimseyi öldürmedim. Kızı da ilk kez orada gördüm zaten. Gittiğimde çoktan ölmüştü. Mustafa'nın da başının belada olduğunu orada anladım. Yani kızı Mustafa mı öldürdü? Bilmiyorum. Mustafa'yı bulamadım gittiğimde. Depoya geri döndüğünü düşündüm. Depoya gittim. Emre Bey'le tartışmalarını duydum. Emre Bey mi? Emre Güngör mü? Evet, o. Sık sık gelirdi bizim kumarhaneye. Ne konuştuklarını duyabildin mi? Tam olarak duyamadım. Bir takım sesler geliyordu. Merdiven boşluğundan içeri baktım. Saklandım mecburen. Kısa bir süre sonra adam çıkıp gitti. Sonra? Sonra içeri girdim. Mustafa'ya baktığımda ölmüştü. Gerilmiştim. Bir sigara yakmak için elimi cebime attığımda çakmağımı düşürmüş olduğumu fark ettim. Cesedin yakınlarını düşürmüş olabileceğim aklıma geldi. Her şey üzerime kalabilirdi. Panik halinde geri döndüm. Kızın cesedinin yanında çakmağımı ararken o adam beni gördü. Peki neden bütün bunları en başından anlatmadın? Dedim ya komiserim. Her şeyin üzerime kalacağından korktum. Ben size demiştim. Bu adamda bir tuhaflık var demiştim. O tuhaflık kumar alışkanlığıymış. Yarım akıllı. Boğazına kadar borca girdi tabii. Sonra o gene aynı yarım aklıyla gitti böyle salakça bir plan yaptı. Sonra da eline yüzüne bulaştırdı. Sizce o mu öldürdü kızı? DNA sonuçları belli olsun, anlarız. Tamam, sağ ol. Olay yerinde arama yapan ekipler cinayet silahını bulmuşlar çalıların arasında. Kızın başına vurulan cismi. Aynen. Üzerinde kan ve saç teli bulunan büyük bir taş.
Kızı sen mi öldürdün? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Yalan atma lan. Kızın kaçırıldığında götürüldüğü depoda kanını bulduk. Üstelik Mustafa'nın cesediyle birlikte. Pelin'in sizin kaçırdığınızı biliyoruz Emre Bey. Kumarhanedeki kayıtlarınızdaki hesabınızı inceledik. 2 gün önce 1 milyon lira ödeme yapıp borcunuzu kapatmışsınız. O salak her şeyini ne yüzüne bulaştırdı. Kim? Mustafa mı? Evet. Kızı kaçırıp parayı alınca kızı serbest bırakacaklardı. Ama bir kaza olmuş. Pelin kaçmaya çalışırken yere düşüp kafasını vurmuş. Ulan önüne gelen Mustafa'ya atıyor suçu ya. Adam öldü ya. Kendini savunamayacak ya. Ya Mustafa? O da mı kazayla öldü? Bak yalan söyleme. Olayı gören şahit var. Ben sadece kendimi savundum. Önce Mustafa saldırdı bana. Bak yine atıyor ya. Görmüş işte. Göz göre göre bıçaklamışsın adamı. Onu söyleyen her kimse yalan söylüyor. Belli ki Mustafa önceden kızı kaçıracağımızı birisine söylemiş. Günlerde zaten tehdit mesajları alıyorum. Tehdit mesajı mı? Evet. Ya parayı verirsin ya da her şeyi anlatırım diye tehdit ediyor biri beni. Mutlaka odur. Ben Mustafa ile konuşmaya gittim. Bir an üzerime saldırdı. Bir dakika, bir dakika. Yanlış anlamadım değil mi? Önce o çekti bıçağı. Evet, ben sadece kendimi savundum. Bir saniye ayağa kalkabilir misiniz? Nasıl saldırdığını gösterir misiniz? Bıçağı alıp böyle üzerime savurdu. Böyle mi? Evet. Sağ eliyle. Aynen böyle. Tamam, oturabilirsin. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim doğru söylüyorum. Ben sadece kendimi savundum. Lan sen ne utanmaz adamsın ya. Şimdi biliyorum bu söyleyeceğim pek hoşuna gitmeyecek ama... Mustafa solaktı. Vallahi görünen o ki sen de salaksın. Bunlardan bir şey çıkmayacak. Bunların alayı yalan söylüyor. Dur Selim dur. Yüzdük yüzük kuyruğuna geldik. Planı yapan Emre. Kızı kaçıran Mustafa. Mustafa'yı da Emre öldürmüş. Herhalde konuşacağından korktu. Peki Pelin'i kim öldürdü? Kaza olamaz. Depodaki duvarın üzerinde kızın kanı var. Ama orada başına aldığı darbe ölümcül değil. Mustafa Pelin'in öldüğünü sanıp Emre'yi aradı. Ama kız ölmemişti. Katil Pelin'i olay yerine atarken ölmediğini fark etti. Ve orada bulduğu bir taşla işi bitirdi. Ve taşı fırlatıp attı. Evet. Yolun sonuna geldik. Burada iniyorsun Oktay Efendi. Kızı öldürdüğün taşı bulduk. Kaç kere söyleyeceğim? Kızı ben öldürmedim. Artık hiçbir yalan seni kurtaramaz. Taşın üstünde kızın kanı ile birlikte senin DNA'nı da bulduk. Mustafa senden yardım isteyince işin içinde büyük para döndüğünü anladın. O depoda Emre ile buluştuğunda sen de öldüğünü sandığın kızı götürüp atacaktın. Ama kız ölmemişti. Payına düşeni alabilmek için kızı öldürdün. Sonra depoya dönünce Mustafa'yı da ölü görünce onun payına düşen 1 milyon lirayı alıp tüydün. Paranın geri kalanını almak için Emre'ye sürekli tehdit mesajları atmaya başladın. Yok komiserim. Sakın bunu da inkar edeyim deme. Ağzını yüzünü kırarım senin. Gönderdiğim bütün mesajlar Emre'nin cep telefonunda. Şimdi anlat bakalım. 1 milyon lira nerede? Konuş lan. Oktay Sarıcan'ın aldığı tahmin edilen 1 milyon lira hiçbir zaman bulunamadı. Oktay Sarıcan, Pelin Onur'u kasten ve bilerek öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Emre Güngör, adam kaçırtmak ve ölümüne sebebiyet vermek suçlarından 17 yıl hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Kolaylıkla gözden kaçabilecek pırıltılar, fark edilmesi güç birkaç kırmızı lif, sol elin parmaklarıyla bir şeyler çeviren adam. Başkomiser Orhan ve ekibini katillere götüren başlıca ipuçlarıydı.
Bunların üst üste gelen mucizeler olduğunu iddia edebilir, şanslarının yaver gittiğinden söz edebilirsiniz. Kimi zaman otopsi salonunda ya da olay yerinde mucizeler yaşandığını kabul edenlerdenim. Ama bu kez iş farklıydı. Cinayetleri çözdüren sadece rastlantılar değil, ekibin olağanüstü dikkati oldu ve kim ne derse desin bana bir kez daha kusursuz cinayet yoktur dedirtti.